Canlılar ve Renkler. Arkadaşlar, doğadaki canlıların ne kadar güzel renkleri var, öyle değil mi? Sanki hepsi bunun farkındaymış gibiler. Baksanıza, birbirlerine nasıl da gösteriş yapıyorlar. Renkleriyle gurur duydukları da çok açık. Ama durun bir dakika. Bu renkler nasıl ortaya çıkmışlar? Canlıların vücutlarında yer alan ve usta ressamların tabloları kadar güzel bu renk uyumları nasıl meydana gelmiş? Bu renkler hiçbir şekilde evrim teorisini savunanların iddia ettiği gibi tesadüfen ortaya çıkmış olamaz. İsterseniz bunu bir örnekle düşünelim. Renklerin kendi başlarına bir şey yapamayacaklarını bir görelim. İşte renklerimiz. Oldukça canlı ve güzel. Şimdi öyle bir şey olmalı ki bu renkler bir araya gelip güzel bir tablo yapsınlar. Bunun için biraz beklememiz gerekecek sanırım. Aslında çok da beklemeye gerek yok. Eminim ki sizler de böyle düşünüyorsunuz. Gerçekten de bu renkler tesadüflerle bir araya gelip böyle bir tablo yapamazlar. Gördüğünüz renkleri kullanıp bu tabloyu yapan bir ressamın var olduğu çok açıktır. Zaten herhangi bir yerde bir tablo görseniz onun bir ressam tarafından yapıldığını bilirsiniz. Arkadaşlar, kağıt üzerindeki cansız bir tablo bile tesadüfen oluşmadığına göre canlıların vücutlarındaki harika renkler de elbette tesadüfen oluşamaz. Bütün bu renkler ve desenler Allah'ın bu canlıları ne kadar özenle yarattığını gösteren birer delildir bizim için. İsterseniz bu renklerin ve desenlerin ne kadar akılcı şekilde planlandığını birkaç örnekle inceleyelim. Kelebeklerin göz alıcı desenleri insanların her zaman ilgisini çekmiştir. Ama çoğu insan bu desenlerin bir anlamı olduğunu fark etmez. Oysa kelebek desenlerinde çok önemli mesajlar vardır. Örneğin bazı kelebek türlerinin kanatlarının üzerinde iri göz desenleri bulunur. Bu sahte gözler kelebeklerin en önemli savunma taktiğidir. Kelebek herhangi bir tehlikeyle, örneğin kendine yiyecek arayan bir kuşla karşılaştığında kanatlarını genişçe açar. Artık dev bir yaratığa benzemektedir. İşte bu taktiğin canlı bir örneği. Ağacın üzerinde duran bu kelebek aslında kuş için kolay bir avdır. Ancak kelebek bir anda kanatlarını açıverir. Ortaya çıkan bir çift iri göz kuş için tehlike demektir. Kuş hızla oradan uzaklaşır. Şimdi kelebeğin üzerindeki göz deseninin mükemmelliğine dikkat edelim. Gözün şekli, gözaltı kirpikleri, burun, göz bebeği ve hatta göz bebeğindeki ışık yansımasına kadar bütün detaylar yaratılmıştır. Bir başka kelebeğin kanatlarına ise burnu, kulakları, göz üstündeki gölgesi, göz şekli, göz bebekleri ve göz bebeğinin üzerindeki ışık yansımasıyla yine büyük bir hayvan silüeti yerleştirilmiştir. Kuşkusuz bu çizim bir tesadüf değildir. Hiç şüphesiz
Bu çizim belirli bir amaçla yaratılmıştır. Kelebek kanatlarındaki bu harika tasarımlar bize Allah'ın kusursuz yaratma sanatını göstermektedir. Elbette özel renklerle yaratılan canlılar sırf kelebekler değildir arkadaşlar. Doğanın hangi köşesini incelesek bizi hayran bırakacak yaratılış örnekleriyle karşılaşırız. Tüm bu harika renk gösterisi Allah'ın canlılardaki yaratma sanatıdır.